Merhabalar efendim, yayınımıza hoş geldiniz. Ekranları başında bizleri izleyen tüm seyircilerimize kucak dolusu sevgiler gönderiyorum. Bugünkü konuğum Hamide Özel hanımefendi. Bugün bizlere iğne oyasını uygulamalı olarak gösterecek. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? Teşekkürler efendim, bizler deyiz. Allah yardım Önceki etsin. programımızda iğne oyası nedir, nasıl yapılır, Simsınıma ile beraber anlatmıştınız. Bugün de Evet. bize iğne oyasından bir çiçek modeli çalışacaksınız. Neler yapacaksınız hocam? Evet, bugünkü konumuz iğne oyasından karanfil yapımı. Hı. Önümüzde şu an havlumuz var. Havlumuz kaneviçe işlendi Hı öğrencilerimiz hı. tarafından. Ona bir tane iğne oyasından karanfil çiçek yapacağız. Yapacaksınız. Evet hocam, başlayalım isterseniz. Evet. Pembe açıklı koyulu iplerimizi, bobinlerimizi kullanacağız. Öncelikle sihirli düğümümüzü şöyle bir parmağımıza da atabiliriz, çift parmağımıza da atabiliriz. Şöyle. Başlıyoruz. Sabitledim. 5 tane zürafa olmak suretiyle zürafamı yapıyorum. Hamide hocam bugün bizlere karanfil yapıyor iğne oyasından ve ilk aşamasını Evet. anlattı. Sihirli düğüm attı ilk başta. Evet, üzerine 5 tane zürafamızı yapıyorum. Yaptıktan sonra bu ipimi büzeceğim. Evet. Şöyle 5 tane zürafamızı koyduk, yaptık. Ve bu ipimizi çekiyorum ve büzüyorum. Evet. İpimi önüme alıyorum. Aldıktan sonra ilk zürafamın içerisine düğümümü sabitliyorum. Sabitledikten sonra bu 5 tane zürafanın üzerinden teker teker aralıklarla zürafa veriyorum. Bu karanfilimizi biz küçük yapacağımız için iki kat yapacağız. Büyük yapmak istese kaç kattan yapabiliriz hocam? Şimdi uygulayacağımız yere göre Hı. onu belirleyeceksiniz. 3 kat yapabilirsiniz, 4 kat yapabilirsiniz. O zaman çok daha marullu olur. Biz burada biraz daha ufak yaptığımız için daha küçük yapıyoruz. Şöyle küçük bir tane çiçek gibi oluşturmuş olduk. Evet, ilk tabanı ve ilk zürafamın içerisine şimdi bunu tekrar sabitliyorum. Sabitledikten sonra bu zürafamın içerisine 6 tane kirpik çekeceğim. Normalde 5'er tane karanfilde kirpik çekilir. Fakat ben havlumuzun üzerine tatbik edeceğimiz için biraz daha marullu olması adına 6 tane kirpik çekiyorum. Daha dökümlü durması için mi? Aynen, biraz daha marullu olsun diye. Çünkü küçük bir karanfil çalışacağız. İğne oyasında en önemli nokta kirpiklerimizin ve zürafalarımızın aynı ayarda olması. Bu temel oluşturuyor. Görüntü daha güzel olur, eşit olursa. Aynen, tabii ki. Hem daha düzgün olur. Evet, ilk tabanımı böyle biraz büyük çekiyorum. Her zürafanın içerisine 6'şar tane kirpik dolduracağım. Dediğim gibi
Normalde beşer tane kirpikle yapılır. Fakat ben bu karanfilimi 6 kirpikle yapacağım. Zaten karanfil üst üste kirpiklerden oluşma arkadaşlar. Sırf kirpik ve zürafa. Başka bir özelliği yok. Üst üste çıkıldıkça marullanıyor karanfilimiz. Herkes yapabilir mi peki hocam? Tabii ki yapabilir. Fakat birinci seviye temel başlangıç iğne oyasını önceliğini bilmesi gerekiyor. Bu ikinci seviye. İkinci seviye. Üç boyutlu iğne oyası grubundan olduğu için bunu biraz daha çalışması gerekiyor öğrencilerin. Mesela ben biliyorum diye öğrencimiz geliyor. Fakat bu farklı bir iğne oyası olarak bakıyorum ben buna. Biraz daha pratik yapması icap ediyor bunu yapabilmesi hı hı. için. Birinci seviyeye geçmesi gerekiyor. Anladım hocam. Evet, şimdi ikinci zürafamın içerisine tekrar 6'şer tane kirpik dolduruyorum. Böylelikle bu zürafaların içini 6'şer kirpikle tamamlayacağım. Aynı işlemi hep yapıyoruz. Aynen, evet. Koyu rengi üstüne yapacağız değil mi hocam ikinci rengimizi? Şimdi isterseniz koyu renkle de başlayabilirsiniz. Kenarının konturunu koyu renkte, açık renkle de çekebilirsiniz. Koyu renkle de. Başladığınız şeye bak. Çünkü açıklı koyulu çalışacağız. Dilediğimiz şekilde yapabiliriz. Evet. Zaten bunun üç boyutluluğu da oradan gelmekte. Kat kat olduğu için ve de açıklı koyulu ip kullanıldığı için üç boyutlu olarak adlandırılıyor. Evet. İkinci zürafamın içerisine de 6'şer tane kirpik doldurdum. Devam ediyorum. Burada da tespih uçları görüyorum hocam. Gerçekten çok güzel yapmış. Bu zambak çiçeği değil Evet, mi? evet. Bunları nasıl bu şekilde sabitlediniz hocam? Kolaladınız mı? Neler yapıyorsunuz yaptıktan evet, sonra? Evet, çamaşır kolası kullanabiliyorsunuz. Saç spreyi kullanabiliyorsunuz. Normalde kitriyle yapabilirsiniz. Yumurta akı, bir de şekerle kolalayabilirsiniz. Hı hı. Onun için güzel duruyor. Evet. Gerçekten çok hoş. Kenarlarının konturlarını da eskiden at kılıyla geçerlermiş. At kılı koyarak yaparlarmış. Biz normalde iplik ve misina ya da tel kullanıyoruz. Hı hı. O zambağımızın kenarında var mesela. Evet, çok orada güzel hocam. İp mi kullanılmış? Misina kullanılmış. Hı hı. Misina kullanılmış. Evet. Gerçekten çok hoş olmuş. Kolye yapmışsınız. O da çok hoş hocam. Bayrağımızı evet, yapmışsınız. Türk bayrağımızı yaptık kolye olarak. Çok güzel bir işleme oldu. Her şey yapılabiliyor aslında değil mi hocam? Evet. İstediğiniz Zaten zaman. Tabiattan yararlanıyorsunuz. Hayvanlardan, bitkilerden, geometrik şekillerden yararlanabiliyorsunuz. Mecmualardan. Her türlü şeyi iğne oyasında yapabilirsiniz. Mesela benim öğrencilerim çok güzel fanusun içerisine tabiatı canlandırarak kuğu falan çalıştılar. Çok güzel. Evet, mesela ateş böcekleri, çeşitli arılar, her türlü şeyi yapabiliyoruz değişik biz fikirler iğne oyasından. Çıkabiliyor.
Tabii ki. Burada da çok güzel bir şey görüyorum hocam. Bunu seyircilerimize de göstermek istiyorum. Gerçekten evet. Çok hoş. Nasıl Menekşe'den kullandınız hocam burada? Şelale o. Gerçekten çok şelale hoş bir şey yaptık. Olmuş. Yerleştirdiniz üstlerine. Aynen orada papatya var, menekşe var, yapraklarımız var. Bir de bakın üzerinde kelebeğimiz var. Çok güzel. Gerçekten tam bir hayal ürünü İğne olmuş. İğne ayasından yapılma kelebeklerimiz. İlk defa görüyorum ama çok hoş bir şey. Çok orijinal gerçekten. Elinize sağlık. Sağ olun. Çok teşekkür Bu şekilde ederiz. De kullanabiliyoruz. Sadece havlu kenarlarında, runnerlarda değil. Her yerde kullanabiliyoruz Hayır, iğne ayasını. Hayır, çok amaçlı. Her şeyi yapabilirsiniz. Mesela günümüzde artık teknolojinin ilerlemesiyle beraber değişimler ve gelişmeler olduğu için iğne ayası da kullanılacak alanlar çeşitlendiğinden dolayı artık genç kızlarımız da çok rağbet etmekte iğne ayasına. Bu da bizi çok sevindirmekte tabii ki. Bizim için çok büyük bir aşama ve gelişme. Bizim 3-4 dönem gelen öğrencilerimiz var. Ve bu güzel eserleri onlar çıkartıyorlar zaten. Çok güzel. Onlara da buradan çok teşekkür ediyoruz. Selamlarımızı iletiyoruz efendim. Evet. Yine tepsilerde, tablolarda, her yerde kullanıyoruz iğne oyasını. Her türlü şeyi iç ve dış giyimlerde, mesela biz dediğim gibi fanusların içlerine, gaz lambalarına, lüks lambalarına, abajurlara, aklınıza gelebilecek her türlü şey üzerine. Bütün objelere gelin kullanıyorsunuz. Gelin tacı. Çok güzel. Gelin çiçeği. Her türlü şey yaptırtıyoruz öğrencilerimize. Yapmak isteyene. Evet, ilk önce istemek gerekiyor tabii ki. Aynen, tabii ki. Evet, şu an 6'şar tane doldurmuş oldum. Böyle. Şimdi ne yapıyorum? İlk yapmış olduğum kirpiğimin üzerine sabitliyorum. Sabitledikten sonra ara ara zürafa vererek kirpiklerimizi birleştireceğim. Birbirine birleştireceğiz. Şöyle. Şekil almaya başlıyor şimdi. Aynen evet. İlk aşaması bitmiş olacak böylelikle. Üzerini tekrar kirpikle, bu zürafaların içlerine yine 6'şar tane kirpik doldurarak devam edeceğim. Devam edeceğiz. Ve böylelikle bu marullanacak ve çok güzel bir form oluşturacak. Boyutlarını kendimiz ayarlayabiliriz. Kullanacağımız yere bağlı dedi hocamız. Aynen tabii ki. Mesela burada biz havlumuzun üzerine yapacağımız için küçük tuttuk. 2 sıra olmak üzere. Burada karanfilimiz var. Bakın önümüzde. Evet, yine bu karanfilimiz tesbih mesela 3-4 sıra. Evet hocam. Onu da anlatalım isterseniz. Evet 3-4 sıra. Benim yaptığım gibi aynı şekilde çalışılmış ve en son yine zürafayla kirpikler birbirine bağlanarak kontür çekilmiş. Kontür çekilmiş. Evet. Çok güzel oldu. Buna da aynı uygulamayı yapacağız. Evet. Evet, her çiçeğin bir dili var. İğne oyasında bir anlamı var. Karanfil ne diyor hocam peki? Karanfil güzellik, hoşluk ve memnuniyet demek. Çok güzel gerçekten. Bir anlamı var. Eskiler demek ki bu şekilde iletişime geçiyorlar mıydı acaba önceden hocam? Şimdi normalde genç kadınlar veya kızlar sevgili olan duygularını, özlemlerini, aşklarını, sevgilerini, hüzünlerini, hayal kırıklıklarını
Böylelikle nakış işleyerek iletmeye çalışmışlar. Mendillere. Yani bir nevi sessiz konuşma olmuş. Evet. Telefon yoktu, kağıt yoktu önceden, haberleşme, iletişim ağları yoktu. Aynı şekilde. İnsanlar bu şekilde iletişim kuruyorlardı. Evet. İşlenmiş bir mendil, isimlerinin baş harfleri ya da bir çiçekler demek ki önceden çok güzel konuşuyorlarmış bu şekilde. Tabii ki şimdi duygularını ifade edemeyen insanlar, yani açığa vuramayan, söyleyeceklerini söyleyemeyen insanlar böylelikle söyleme yoluna gitmişler. Mesela pembe çiçek oyası kadının hamileliğini anlatıyor. İlk defa duyuyorum. Gerçekten evet, çok güzel. Evet, sümbül nişanlı olduğunu anlatıyor. Evet, biber oyası mesela kocasıyla arasının iyi olmadığını anlatıyor. Onu mu işliyorlarmış peki hocam? Aynen, evet, tabii ki. Biliyormuşsun yani, onun saçında başına yemeğini taktığı zaman o kişi. Biliyorum, onun o dediğini anlıyormuş karşısındaki insan. Yemenisinde bunlar işledikleri zaman demek ki anlaşılabiliyormuş. Tabii ki. Biber oyası değil mi dediğiniz? Biber oyası, evet. İsimleri de çok değişik hocam. Aynen, evet. Yaban gülü mesela erkeğin uzakta olduğunu anlatıyor. Yaban gülü. Evet. Sarı çiçek de mutsuzluğu ve ümitsizliği anlatıyor. Adı üstünde sarı. Sarı biraz olumsuz her konuda. Hiç bilmediğimiz şeyleri öğrendik sayenizde. Teşekkür ederiz hocam. Gerçekten ilginç şeyler. Evet. Her şeyin bir anlamı olduğunu biliyorduk ama iğne oyasındaki anlamları da daha güzelmiş. Evet, aşağı yukarı 200 tane iğne oyası modeli var. Çiçek modeli var. Bunların hepsinin de ayrı ayrı anlamları var. Ne güzel hocam. Mesela ben kendim Konyalıyım. Konya'da bizim filizimiz meşhurdur. Koyu yeşil yemeni üzerine yapılır. Olmazsa olmazlarımızdandır. Her genç kızımızın mutlaka çeyizinde olmak zorundadır. Ve kayınvalideye o koyu yeşildir yemeninin rengi. Mor çiçekle kenarlarına yapılır. Ve kayınvalide bunu gezmeye gittiğinde başına örter. Ve siz onun kayınvalide olduğunu anlarsınız. Kullandığı zaman kayınvalide olduğu anlaşılıyor. Evet, anlarsınız. Onun gibi. Çok değişik bir gelenekmiş hocam. Evet, olmazsa olmaz tabii. Bizler de koyduk kayınvalidemize. Evet, şimdi ikinci sıramıza geçtik. Ara ara zürafa vermiştik. Hı hı. Kirpikleri birbirine bağlamıştık. İkinci sıramızda da birinci aşamada kirpiklerimizi uzun tuttuk. İkinci aşamada biraz daha kısa tutuyoruz ki daha marullu olsun diye. Yine 6'şar tane kirpikle devam ediyorum. Aynı işlemi devam ettiriyoruz. Evet. Karanfilimiz kirpik ve zürafalardan oluşma. Evet, biz bunu böylece devam edeceğiz. Hı hı. Şurada bitmiş örneğimiz var. Bitmiş örneğimiz var. Bunun kenarının konturunun koyu renkli çekilmesini göstereyim. Tabii efendim. Süremizin kısıtlı olması açısından. Şimdi boyut kazandıracak Hamide hocamız. Karanfilin evet. Üzerine kontur uygulaması yaparak. Böyle karanfilimiz böylece ortaya çıkmış olacak. Nasıl başladık hocam kontüre? Evet, kirpiğimin üzerine öncelikle sabitledim.
ipliğimi ve ara ara yine zürafa veriyorum. Yalnız biraz daha dar veriyorum. Bunları birbirine bağlıyorum. Teker teker yapıyorsunuz değil mi üstündekileri? Evet. Bakın burada bayağı bir marulladı. 6'şar tane kirpik çektiğimiz için biraz da kısa çektik. Ve bunları birbirine bağladığımız zaman bakın şöyle bir görüntü elde edeceğiz. Konturlanmış halini gösteriyor hocamız bizlere. Evet. Bunu buradan büzeceğiz. Ve şöyle bir karanfil oluşacak. Çok güzel gerçekten hocam. Daha sonra da havlumuza yerleştireceğiz. Evet. Gösterelim mi yoksa birkaç tane şey daha yapalım gösterelim isterseniz daha sonra yerleştirme aşamasına geçelim hocam. Temel tekniğimiz zaten zürafanın üzerine kuruluyor. Evet, kirpik ve zürafadan oluşma. Yalnız çok oyalayıcı bir modeldir bu. Onun için öğrencilerimiz hocam yap bitmiyor diye bayağı bir yakınıyorlar. Bir çiçeği bir günde mi yapabiliriz hocam bir karanfili? Şimdi oturmanıza bağlı o. Biraz da pratikle alakalı. Aynen tabii. Ama uğraştırıcı bir şey bence. Çok uğraştırıcı. Bittiği zaman karşılığını çok güzel alıyoruz güzel olduğu zaman ama tabii ki emek vermek gerekiyor. Sabır gereken bir iş. İnce detayları var. Bütün işler için aynı şey geçerli. Kontur işlemimizin hocam örneğini gösterdi. Kontur. Bu şekilde hep devam edeceğiz. Evet, birbirine bağlayacağız. Şöyle devam ediyoruz. Bunu yaptıktan sonra konturlanmış halinde tekrar gösterip isterseniz mi? Konturlanmış halini gösterelim. Şöyle. Bu şekilde olacak. Evet. Hocam şöyle gösterelim isterseniz. Evet, bu şekilde olacak. Gerçekten altını sıktırdığı zaman karanfile tam benzeyecek. Evet. Şimdi beyaz ipimizle bunu sabitliyorum. Çünkü havlumuz beyaz renk olduğu için dikim işlemini de beyaz iple yapıyorum ki altından çirkin bir şekilde görünmesin diye. Bunu misinayla da yapabilir miyiz hocam sabitleme işini? Misinayla da yapabilirsiniz, hayalet iple de yapabilirsiniz. İstediğimizi kullanabiliriz. Evet. Şu ipimizi keselim. Birkaç tane daha tutturayım ki şöyle daha sağlam olsun. Evet. Karanfilimiz oluştu. Evet. Buraya dikiyoruz. Hocam yerleştirme aşamasını yapıyor şu an karanfilin. Dikkat etmemiz gereken bir nokta var mı hocam bu yerleştirme aşamasında? Düzgün dikmemiz gerekiyor. Çiçeği belli olmayacak arkası önü düzgün olmalı. Ne kadar düzgün olursa o kadar güzel olur.
Tabii dikmek de çok önemli bir şey. Şöyle bakın. Çok güzel oldu gerçekten hocam. Bu işlemden sonra üstüne bir dediğiniz gibi bir işlem uygulayacak mısınız? Kolalama gibi bir işlem. Şimdi bunda gerek yok. Gerek yok. Bunda gerek yok. Ama böyle tesbihlerde gerek duyulabilir. Biraz daha sert dursun açısından. Ama bunlarda gerek yok. Gerek yok bunlarda. Mesela şu runner'larda da hiç gerek yok. Runner'larda da gerek yok. Evet. Ama diğer işlemleri de yapıyoruz demiştiniz. Evet. Evet, sabitledim. Arkasına düğüm atarak bitiriyorum. Evet. Evet, karanfilimiz bitti. Gerçekten de çok hoş oldu. Gösterelim seyircilerimize. Evet, Hamide hocamız bugün bizlere iğne oyasından karanfil nasıl yapılır onları anlattı. Yaptığından dolayı, emeğinden dolayı kendisine çok teşekkür ederim. İyi ki geldiniz hocam. Ben teşekkür ediyorum. Rica ederiz efendim. Efendim bizler farklı branşları anlatmaya ve tanıtmaya devam edeceğiz. Programlarımızın tekrarlarını Aksaray Belediyesi Web TV YouTube kanalından veya Facebook adreslerimizden izleyebilirsiniz. Hayat eve sığar, sağlıcakla kalın, hoşça kalın.